Şimdi sen bir kere hiç Ramazan ayını ağzına alma bir kere, o bir. Allah. Tamam ya, sen şimdi bu Ramazan ayını falan ağzına alacak en son insansın bu yaptığından sonra. Herkesin de ağzına bir şey dolanmış gidiyor yani. Selahattin. Kardeşim senin ne işin var Nehir'in annesiyle? Ben Nehir'in annesine yardımcı oldum sadece. Olma. Dünyada bin ton kadın var. Git onlara yardımcı ol. Abla konuşabilir miyim? Konuş. Bana bunlar mesaj attı, sana telefonum aşağıda. Kusura bakma, sana kızıyormuş gibi oluyorum da buna kızdım aslında o yüzden yani. Vallahi kusura telefonum bakma. Telefonum aşağıda benim şu an. Bana dedi ki yazdı Tarık elime. Sende görmediğin mutluluğu annende gördüm. Senin vermediğin mutluluğu annen verdi bana. Sen annenin tırnağı bile olamazsın. Bana böyle hakarete, daha da küfürler var. İnanmazsanız aşağıdan telefonumu getireyim, hepsini size açayım, okuyun. Bana demediği kelimeleri bırakmadılar. Annem bir yandan, bu bir yandan hakaretler üst üste. Çocuğumu alma tehditleri. Sen eğer beni dün aradılar. Bana dediler ki Müge Anlı'ya çıkarsan avukat tuttum, çocuğumu senden alacağım, benim üstüme çocuk dedi. Alamaz, nikahın yok zaten. Evet, alacağım sende dedi, kendi üzerine. Annen de alacaksa kendi 4 yaşındaki çocuğunu alsın da baksın o zaman. Bu Selahattin kaçar yerde diyor bana. Bu kelime evet, çocuğu tamam, alacağım Selahattin senden alıp da diye. Çocuğu kime baktıracak? Annene baktıracak. Annen de bakacaksa kendi doğurduğu çocuğa baksın önce. Haklısınız aynen. 4 yaşından, onun bir büyüğü kaç yaşında? 10 yaşında. O da 11, 10 yaşında. 11 yaşında. Bunların hepsi anneye muhtaç olan bunlar yaşta çocuklar. Evet, benim kardeşim Öykü Taşkömür her akşam yani anne diye ağlayan bir çocuk. Sabaha kadar anne diye ağlayan, sabah kalktığında baba annem geldi mi diye haykıran çocuk. Yani oturup benim bir yaşındaki çocuğuna bakması gereken. Benim bir yaşındaki çocuğum. Da, tabii böyle bir anneyi, anneye de o çocuklar ne kadar emanet edilir onu bilmiyorum. Kızının birlikte olduğu anlamına kaçan bir kadından. Selahattin, peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz yani kayınvalidenle? Şu an ayrıyız, ne yapmayı düşünüyorum diye bir şey yok ki. Ne ayrıyız ya, sen işe gitmişsin. Yalan söylüyorsun, akşam konuştuk sizle. İşe gitmişsin işte. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ya herkesin... Herkes iş yerinde. Akşam buluşuyoruz işte. Bak ben artık nerede sağlıklı duruyorum. Ben iş yerindeyim ama ben iş yerim yakın olduğu için çalıştım. Çimento fabrikasının orada çalışıyorum şu an. İsterseniz, dilerseniz giderim yanına. Telefonla sizlere isterseniz arayın, yarım saat kadar sizi onunla da görüştüreyim. Tamam hadi ara. Hadi git ara. Yalan söylüyor Raf. Efendim, tamam gideceğim bu diyor işte. Yanımda. Gideceğim. Ben akşam da konuştum, İstanbul'da karşıda olduklarını bana iddia etti. İşteyim diyor, işte. İşte olduğun için gideyim diyorsun değil mi Selahattin? İşteyim, ben gideyim yarım saate kadar anca orada olurum yani. Mecbur çıkacağım ki iş yerinden yoldalar, gidişi gelişi yarım saat sürecek. Mecbur gideceğim de orada sizi arayın tekrardan yarım saate ya da 40 dakikaya kadar arayın, sizi görüştüreyim kendisiyle. Ağzına çok şey tutunca anlaşılmıyor. Ne zaman benden zarar görmüş? Ne zaman zarar görmüş benden? Ne zaman? Yalan söylüyorsun sen. Sen yalan söylüyorsun sen. Yani şimdi sen tuttun benim eşimi, kandırdın. Kayınamdeni aldın, kaçtın sen. Yani iki tane yuvayı birden beraberinde sen yıktın yani. Evet ya. İki yuvayı birden yıktın sen. Sen yıktın yuvayı sen. Kimse yıkmadı. Ben Nehir'le anlaşamadım dolayı usulca ayrıldım. Anladın mı? Ama ben Nehir'le iki senedir belli. Evliydim, iki senedir belli. O evdeydi. Ara sıra gelin gidelim. Peki sen... Peki sen ben sana... Kelimeyi duyuyordum. Ben sana kızımı verdiysem annesini de yanında mı verdim? He? Ben seninle... He? Sen bana... Aşık amaçsın sen bunu bana bir yapsana sen bana bir. Sen beni ne yapıyorsun? Ölümle tehdit ediyorsun. Ne yapıyorsun? Ölümle tehdit ediyorsun. Hayırdır? Ölümle tehdit ediyormuşum. Ölümle tehdit ediyorum tabii. He? Karakola giderim bak. Karakola giderim. Senin dokümanlarını çıkarttırırım bak. Çıkarttır lan. Elinden gelin ardına koyma. Sen adama bak, ben aradım, ölümle tehdit ediyorum. Elinden gelin ardına koyma sen.
Selahattin ne diyecek sana? Selahattin'cim eşimle beraber gitmişsiniz ama canınız sıkılıyor mu? İyi misiniz? Bir ihtiyacınız var mı diye soracak. Ne diyecek adam? Saçma sapan konuşuyorsunuz. Ben bir şey konuştum yok. Ölümle sürekli tehdit etmesi. Bak beraber abi çalışıyorum ben arayıp arayıp sürekli ölümle tehdit etmesi. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bir kere bir de giderken bileziklerini almışsın. Aslında benim derdim oydu. Açıkçası anlamadım. Onu da söyleyeyim yani. Benim çok aklım basmadı bu konuya. İlk Kadriye yazdın. Sonra Kadriye de çok uzun uzadıya yazıyor Kadriye sağ olsun. Ben anlamadım. Bilezik falan davası diye. Sonra evet, geldiler burada bu dava çıktı ortaya. Ya sen eşini tekrar kandırıldığını düşünüp geri mi istiyorsun? Efendim? Sen eşini tekrar geri mi istiyorsun kandırıldı diye? Allah gelsin ondan yüzleşmek istiyorum ben. He, ne evet ben de bunlarla yüzleşmek istiyorum. Gelsinler buraya. Yani yüzleşmek istiyoruz. Şimdi yüzleşme gayrı. Burası yüzleşme programı değil. Sen eşini geri mi istiyorsun? Çoğunun çocuğunun başına gelsin abla. Çoğunun çocuğunun başına gelsin. Gerekirse, i̇stiyorsun yani. Gerekirse ben ne yaparım? Ben çoğulumu çocuğumu şey yaparım. Annesinin yanına bırakırım. Ben gerekirse ben Adana'ya ben annemin yanına giderim. Yani oradaki imkanı da sunabilirim yani. Yani çocuğunu perperişan etmesin diyorsun. Şimdi, evet. Şimdi benim Adana'da bir tane daha benim Arif diye benim bir tane bir oğlum var. 11 yaşında. Bir tane de Hamide Taşkömür var. O kim? O da kardeşim. O da benim kızım. Onların annesi nerede? Onların annesi. Aynı biz. Aynı kişiler zaten. Kaldım. Şimdi benim aynı kardeşiz öz. Benim 4 kardeşiz biz. Benim 4 tane çocuğum var Elin Öper. Öküyle beraber. Allah bağışlasın. Peki niye 2 tane çocuk Adana'da? Niye? Onlar buraya gelemedi. Onlar... Siz Niğde'de oturuyordunuz? Ya biz ben şöyle anlatayım. Ben böbreğimde benim kanser kitle çıktı. Bu cansız bunlar kaçtığından belli. Geçmiş olsun. Akciğerimde kanser kitle çıktı. Ve ben de o yüzden de beni Niğde'den Adana'ya sevk ettiler. Parça aldıracaksın, tedavi olacaksın diye. O yüzden biz Adana'ya geldik. Adana'ya gittik yani. Oradan da beni halam yani buraya bizi şey yaptı, yani size... yönlendirdi. Anladım. O yüzden de Adana'daki akrabalarız yani. Anladım. Evet. Onlar da Adana'dalarmış. Tamam Selahattin gidiyor mu? Selahattin peki tekrar kocasına dönme niyeti var mı? Onu bilmiyorum ama ben gittiğinde kendisine göreyim söylesinler. Yalnız şunu söyleyeceğim Müge Hanım. Efendim? Bu Zehir Taşkömür diyor ki ne bilenzik bilenzik olay diyor. Bu yalan söylüyor. Onun şu an kulağında küpe var mı efendim? Onu görebiliyor musunuz? Kulağında küpe var mı? Yok. Var aşağıda. Burada varmış. Sadece o küpeleri vardı. Sadece o küpeleri vardı. Yalan söylüyor efendim. Benim evdeki bilekliğini aldı. Bir de evde benim kayınvalidemdeki yüzüklerimi ve bir tane daha çeyreğimi alıyor götürüyor bu. Bilen de. Kadın yalan söylemez asla bana yalan söylemez. Bilen de. Bu elindeki ben bir de çocuğuma 11 milyar biriktirdiğim paramı da alıyor götürüyor. Ya bunun nerede bu para? Ben bunadan şüpheleniyorum paramı aldıkları için. Şimdi annem bana Niğde'de 5 milyar bana para göndermişti benim kiramı ödemem için. Benim kartımdan bunlar 4 bin lira çekiyorlar. Kaçmak için 4 bin lira çekiyorlar. 1000 lira benim kartımda kalıyor. Yani kaçarken de senin paranı mı çekip? Evet. Çekerken aynen de öyle Müge Hanım. Ben anlatayım babamdan. Babamla konuşmuyordu bu annem olacak kadın. Konuşmuyordu babamdan. Sen de dövüyor muydun bu karını? Hayır asla. Hayır. Bak benim... Tamam Selahattin gitsin o zaman şeyin yanına bağlansın. Benim annemi böyle saçını okşadı. Annem küserdi. Gündüzleri hiçbir şey yok böyle. Gülüm şalımlı geçerdi. Akşam olduğu zaman bir anda kaybolmalar. Bir anda gitmeler. Ortadan kimseye bir şey anlatmadan. Kim? Annem olacak kadın. Giderdi böyle kaç saat gelmezdi. Her defasında Selahattin kaçar bulurdu getirirdi. O giderken Selahattin neredeydi? O da evde olurdu. 5 dakika sonra zaten bizle beraber aramaya çıkardı. Her defasında o bulur getirirdi. Benim yanımda böyle tatlıca konuşmalar, birbirlerini ısırmalar, cilve yapmalar, neyse, şaka yapmalar. Nasıl bunlar arasında bir şey yok? Mide bulandırıcı. Evet bunlar karşılıkları gün bir hafta sonra bana bir tane video attılar. Bir de ses uygunsuz bir ses kaydı attılar bana. O ses kaydını dinlettiler bana tekrardan geri sildiler. Video attılar bulanıktı görmedim. Ama şöyle şu kadarını göstereyim uygunsuz bir fotoğraf video. Onu ben izlemeden geri sildiler. Bir anne bunu yapmaz. 4 çocuğuna
Beni karıştırmıyorum. Üç çocuğu diyelim. Seni niye karıştırmıyorum asıl? Ben onun çocuğu değilim. Zaten ben onun çocuğu olsaydım bana yapmazdı. Ben onun kızı olsaydım eğer bana bunu yapmazdı. Çünkü bizim eşim bu... beni elini sevmese bile çocuğunu 10 aylık gene bıraktı kızım, gitti. İlk Hanım. 10 aylık gene çocuğunu Aysima'yı bıraktı gitti. Çocuk var ya, bizim akrabalarımızdan birisi bizim evimize gelmişti misafirle. Çocuk babası orada çocuklarla oynuyor da boynunu bükmüş el baba Dina ağlıyor. Ben çocuğun baba Dina ağlayışını bile gördüm. Hala bile görüyorum ben. Halinde baba Dina sen de daha yani. Çocuksun be yavrum. Sen daha kaç yaşındasın yani? Daha beni düşmanım olsaydı böyle yapmazdı. Benim öz annem beni sırtımdan bıçakladı. Doğru söylüyorsun. Öz annem ben onu yani ona yaslandığım için beni sırtımdan bıçakladı. Sırtımdan bıçakladı, boynumu kılıçla kesti bir köşeye attı. Öyle yani öldü. 18 yaşındayım ama hiçbir şeyden yana hevesim kalmadı. Yaşam bölüye döndürdüler beni. Akciğerimde kanser çıktı. Akciğerimi aldıracağım, %1 umut var. Yaşamam yaşamam imkansız. Benim çocuğuma kim bakacak ben ölürsem? O yüzden ameliyat olmuyorum ben. Yanım bu şeyin... Bir de paraların da... Dur bir saniye. Bir de paralar da gitti tabii yani. Evet, paralar da gitti. Benim çocuğuma biriktirdiğim çantamda benim elimden çıkarttı Cumhuriyet. Bileklik çıkarttı. Elimdeydi. Tuttu annemin eline taktı. Gerçek. Benim gözümün önünde annemin eline taktı. Bir de bana diyor ya hani darp etmedim onu diye. Bende şiddet görüyormuş yani Selah Şahin. Öyle mi dedi? Ben dediğinde hiç evet, anlamadım. Evet, ben de eşimden şiddet görüyorum dedi ya hani. O bana değil, o bana şiddet gösterdi. Ben baban anneni kafama dövüyor silahla, sandım. Kafama hayır. Silahla vururdu. Beni ya resmen var üstüme bıçakla saldırırdı. Beni durmadan darp ederdi. Bir kadın ufak bir tartışmamızda, nasıl dövecek yani? Öyle bir şey yok yani. Ufak bir tartışmamızda... Beni boğmaya kalktı. Beni bu kolum çatlak. Kolumu vurdu bir kere kolumu. Çatlattı kolumu. Beni bir kere boğmaya çalıştı ama her defasında kaynanam kaynatam durdurdu onu. Her zaman onlar benim arkamda oldular ama o her zaman beni dövmeye devam etti. Durmadan bana darp uygulardı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bazı işlerin de sonu yok. Yani şimdi bu işi nasıl tatlıya bağlı... Sizden konuşurken onu düşünüyorum da... Bu işi sulh etmenin de yolu var mı? Yok, hiçbir yolu yok. Yani burada, hani burada zaten hiç böyle bir eylemde bir şey bulunan birinin ya hani geri dönüşü diye de bir şey bana göre yok. Ama Selahattin şey diyor yani, ben kayınvalideme yani. Yardım etmek için aldım gözünü yalan diyor. Söylüyor. Yalan söylüyorum yani. Yani. Sıcakkanlı birisi olduğu için de TikTok'ta öpmüş yanağından yani ne bileyim. Yok abi. Yalan söylüyor. Şaşırdık kaldık yemin ediyorum. Ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.